Evet, derse başlamadan önce sormak istediğiniz kafanız takılan herhangi bir şey var mı? Yok galiba. Peki tamam. O zaman başlıyoruz. Tamam mıyız? Arkadaşlar İslam öncesi Türk tarihi yeni üniteye geçiyoruz. Bu bizim üçüncü ünitemiz. Önemli bir ünite çünkü sorunun çıkma ihtimali çıkma ihtimali diyoruz. Özür. En çok sorunun çıktığı yerlerden bir tanesi. Yaklaşık 5-6 bazen 7'ye doğru gidiyor bu ünitedeki sorular. İçerisinde zor sorular da var, kolay sorular da var. Biz dersimizi işlerken kaçırmamaya çalışacağız yani. Soru kaçırmayacağız. Bakalım neymiş bu dönem. Hassasiyetle izleyin arkadaşlar. Kafanıza bir şey takıldığında mola verdiğimiz sırada sorabilirsiniz. Şimdi ilk başlığımız İskitler. Arkadaşlar İskitlerle ilgili tereddütlerimiz var. Nedir o tereddütler? İskitlerin Türk olduğunu söyleyenler de var. Türk olmadığını söyleyenler de var. O yüzden böyle bir sorun yaşıyoruz burada. Genellikle Türk olduğunu söyleyenlerin iddiaları, onu hemen söyleyeyim size. Türk olduğunu söyleyenlerin iddiaları, bunlardaki gök tanrı inanışı ve aynı zamanda hayvan üslubu. Bunların sanatı Hun sanatına benziyor. O yüzden de diyorlar ki İskitler Türktür diyorlar. Irk olarak pek ırka dayandırmıyorlar. Sanata dayandırıyorlar, inanışa dayandırıyorlar. Yani İskit kültürüne baktığınızda bu kültürün Orta Asya kültürleriyle benzediğini söylüyorlar. Ve Hun sanatının ilk örnekleri İskitler'de ortaya çıkmıştır diyorlar. Hatta bu noktada şeyi de karıştırıyorlar. Acaba işte pazırık halısı, esik kurganı, altın elbiseli adam, zırhı, İskit'e mi Hun'a mı aittir diye karıştırıyorlar. Ama bir son cümlede bunların ikisinin de Hunlara ait olduğunu söylüyoruz. Yani Hunlara ait derken kastettiğimiz Hun kültürünün bir ürünü olduğunu söylüyoruz. Gerek pazırık halısı, özellikle pazırık halısı yani %99 oranında Hun kültürüne aittir diyorlar. Esik kurganda karışıklık olmasına rağmen, bir netlik olmamasına rağmen bunun da Hun kültürünün bir ürünü olduğunu söylüyorlar. İşte böyle bir kargaşanın yaşanmasının sebebi İskitler Türk mü değil mi? Böyle bu tartışmadan kaynaklanıyor. İkinci bilgimiz de şu, biz İskitlerin Türk olduğunu kabul edersek şayet şöyle bir cümleyi kurabiliriz arkadaşlar. İskitler tarihte bilinen ilk Türk topluluğu. Türk olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. İlk Türk topluluğudur. Şimdi burada da şuna dikkat edelim. Tarihte bilinen teşkilatı ilk Türk devletimiz Asya Hun İmparatorluğudur. Asya Hun ya da Büyük Hun İmparatorluğudur. Ama ilk Türk topluluğu denilince akla İskitler gelir. Tamam mı? Bu bizim birinci bilgimiz olsun. Bu giriş cümlesinden sonra. Diğer bir bilgi de şu. Arkadaşlar İskitler milattan önceki dönemde yaşamışlardır. Mesela Hunlar öyle değil. Hunlar hem milattan önce hem milattan sonra. Ama İskitlerin tarihine baktığımızda 600'lü yıllardan 100'lü yıllara kadar. Yani milattan önce 7. yüzyıldan milattan önce 2. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüşler. 5 asır yaşamışlar ve bunların genellikle yaşadıkları coğrafya Kafkaslar bölgesinde yaşamışlar. Anadolu'ya seferler yapmışlar. Suriye, Mısır'a kadar gitmişler. Şimdi burada hemen bir bilgi daha kullanalım sizinle. Ne olsun o bilgimiz? Hemen aklımıza Ulduz gelsin. Ulduz. Ulduz dediğimiz hükümdar Avrupa Hun devletinin, Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olan Avrupa Hun devletinin ikinci hükümdarıdır ki Ulduz döneminde Avrupa Hunlar tam bağımsız olmuşlardır. Bu dönemde Anadolu'ya akınlar düzenlemişlerdir ki Ulduz döneminde Anadolu'ya düzenlenen akınlara ilk Türk akınları diyoruz biz. Şimdi o zaman mantığı şöyle kuralım. İskitler Avrupalılardan çok önce, 1000 yıl önce yaşamışlar. 800 ila 1000 yıl arası önce yaşamışlar. Ama İskitler Anadolu'ya seferler düzenlemişler. Peki İskitler Anadolu'ya sefer düzenleyen Türk topluluğu ise neden ilk defa Anadolu'ya akın düzenleyen Türkler İskitlerdir diye kabul edilmiyor da Avrupa Hunlardır diye kabul ediliyor? Neden böyle bir şey söyleniyor? Bunun temel sebebi İskitler üzerindeki tartışmalardır. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? İskitler ilk Türk topluluğudur. Milattan önceki dönemde yaşamışlardır. Anadolu'ya sefer düzenlemişler. Tabi Suriye, Mısır'a kadar
gitmişlerdir. İkinci bilgimiz de bu olsun. Arkadaşlar üçüncü bilgimiz de şu. İskit deyince aklımıza birkaç tane isim gelecektir. Bunlardan bir tanesi Alp Ertunga, diğeri ise Tomris Hatun. Bu iki isim unutmamak gerekiyor İskitlerle ilgili. Soru çıkabilecek alanlardan birisi. İskit devlet midir, topluluk mudur? Bu konuda da bir tartışma vardır ama biz topluluktur diyoruz ki İskitlerin en ünlü hükümdarı. Bak burada da bilgi çelişiyor. Nasıl bir şey yani? Topluluksa nasıl hükümdar oluyor? Ya bir netlik yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. İskitlerin en ünlü hükümdarı, en ünlü yazayım şuraya, Alp Ertunga'dır. Turan kahramanı, İskit hükümdarı ki Alp Ertunga Perslerle ciddi savaşlara girmiş. Perslerle yapmış olduğu savaşlarda galip gelmiş, Turan hükümdar olarak bilinir. Ve o İskitlerle yani Turanlılarla Persler arasındaki savaşlar İran'ın Şehname Destanı'na konu olmuş. Bu Şehname Destanı'nı yazan ise, kaleme alan ise Firdevsi'dir. Firdevsi İranlı bir şairdir, edebiyatçıdır. Gazneliler dönemidir. Gazneliler dönemi. Hatta Firdevsi Şehname adlı destanını yazarken bunu Gazneli Mahmud'a sunmuştur. Şehname'yi kaleme alan edebiyatçıdır, şairdir. Ve Firdevsi Şehname Destanı'nda Alp Ertunga için Afrasiyap adını kullanmıştır. Afrasiyap, efsanevi Turan kahramanı anlamına gelir ki mesela Kutadgu Bilig'de arkadaşlar Oğuzkan Destanı'nın kahramanı olan Metehan'da Afrasiyap olarak geçer ama Şehname'de Afrasiyap olarak geçen kişi Alp Ertunga'dır. Tamam mı? O zaman Alp Ertunga deyince İskitlerin en ünlü hükümdarıdır. Perslerle yaptığı savaşta galip gelmiştir ve buradaki Turan kahramanı Afrasiyap olarak bilinen kişi Alp Ertunga'dır. Bu bilgiyi de unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer isim ise Tomris Hatun'dur. Tomris Hatun kadın hükümdardır. İskitlerin kadın hükümdarıdır. Hatta Tomris Hatun İskit hükümdarı Kiros'la savaşlar yapmış ve bu savaşta Kiros hayatını kaybetmiştir. Tomris Hatun da ünlüdür. Buradaki bilgi de şudur. Mesela şey diyoruz. İskit kadınları savaşçıdır diyoruz. Amazon kadınlarıdır diyoruz. Ama ya Türklerde kadınlar zaten savaşçı. Yani Hunlarda da Köktürklerde de ordu millet anlayışı vardır. Zaten savaşçı bir niteliğimiz var. Mesela İskitler bölgesinde yapılan kazılarda kadın mezarlarında onların yanlarında savaş aletleri de görülmüş. O yüzden diyorlar ki İskitler'de kadınlar savaşçıymış. Türklerde zaten kadınlar savaşçı. Onlara da Amazon kadınları tabirini kullanmışlar. İkinci bilgimiz de şu, bununla ilgili. İkinci bilgimiz de şu. Tomris Hatun, bak sanılmaktadır cümlesini kullanıyor. Net cümleler kullanmıyor. İskit hükümdarı. Ancak arkadaşlar, Türklerde, buraya da dikkat edin, kadının hükümdar olma hakkı yoktur. Mesela şöyle bakacak olursak, kadın yani hatun arkadaşlar kurultaya katılır, söz sahibidir. Hatta hatunun kendi sarayı da vardır, kendi otağı da vardır. Antlaşmalara imza atar. Elçi kabul eder. Kendine ait birliği de vardır. Ordusu da vardır. Ayrıca arkadaşlar hükümdar öldüğünde başa geçen oğul küçükse ona naiplik eder. Vekillik eder. Yani o çocuk büyüyene kadar devleti yönetir ama hükümdar değildir. Vekildir, naiptir. Kurultaya katılır ama kurultaya başkanlık edemez. Kurultayın başkanı hükümdardır. Hükümdar yoksa aygucu başkanlık yapar. O zaman Türklerde kadının statüsünü, katunun statüsünü iyi belirlemek lazım. Tamam mıdır? Yani Tomris Hatun'un Türklerde, İskitler'de hükümdar olması Türklerde kadınların devlet başkanı olabildiği anlamına gelmez. Bu bir istisnadır. Zaten sanılmaktadır cümlesi kullanılmakta. Ayrıca İskitlerin Türk olduğu konusunda da tartışmalar vardır. Dördüncü bilgimiz de şu. Burayı da unutmayın arkadaşlar. Bu yorumları da unutmayın. Dördüncü bilgimiz de şu. Bu belki de sorulabilecek soruların başında gelir. İskitler Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir.
Yani altın ve gümüş işlemede çok ileri gitmişlerdir. Maden işlemede çok ileri gitmişler. Hatta madenden yaptıkları eşyaları ve silahları başka toplumlara satmışlardır. Bu nedenle kendileri Bozkır'ın kuyumcusu olarak bilinir. O halde biz İskitleri Bozkır'ın kuyumcusu olarak tanımlıyoruz. Bu çok net ve spesifik bilgidir. Bize net bir şekilde sorulabilecek bir sorudur. Bunu unutmuyoruz. Genellikle yapmış oldukları eserlerin üstünde hayvan üslubunu kullanmışlardır. Hayvan üslubunu kullanmak demek şu anlama gelir. Yani taşınabilir malzemeler üzerine hayvan motifi işlemişlerdir. Geyik motifi işlemişlerdir. Kurt motifi işlemişlerdir. Ay gün ay motifi işlemişlerdir. O zaman hayvan üslubu taşınabilir malzemeler üzerine yapılan resim sanatıdır arkadaşlar. Duvar resmi filan değildir. Biz buna hayvan üslubu diyoruz işte. Bu hayvan üslubunun İskitler'de görülmesi, İskitlerin Türk olabileceği kanısını da ortaya koymuştur. Beşinci bilgimiz de şu. Ne diyor Alpertunga Destanı? Ki bunların çok meşhur iki destanı var. Alpertunga ve Şu Destanı. Birazdan yazacağım o destanları size. Yaşamı ile ilgili efsanelere dayanan Alpertunga'nın Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Öne sürülüyor ihtimal yani. Ayrıca Divan Lügat Türk'te ve Kutadgu Bilig'de İran Destanı Şehname'nin kahramanlarından Afrasiyap'la aynı kişi olduğu belirtilir. Demin şurada anlattığım mesele yani bizim Türk İslam dönemine ait edebi ürünlerimizde de o Afrasiyap efsanevi kahraman olarak yani Alpertunga'da belirtilir. Ama normalde bizim destanlarımızda Afrasiyap olarak bilinen kişi Mete'dir. Oğuz Kağan Destanı'nın kahramanıdır. Tamam mı arkadaşlar? Ama Şehiname'de Afrasiyap olarak belirtilen kişi Alpertunga'dır diyor buradaki bilgide. Diğer bir eserleri ise Şu Destanı'dır. Bu destan da yani Alpertunga'dan daha sonraki bir destandır. Birazdan destanların isimlerini yazacağım size. Peki Şu Destan neyi anlatıyor? Bu Büyük İskender'i hatırlayın dünkü dersimizde. Büyük İskender'in Asya seferi sırasında Türkler ile yaptığı bölümü anlatıyor. Tamam mı? Yani Türklerle yani İskit Türkleriyle Büyük İskender arasındaki mücadeleyi konu edinen destan Şu Destan'dır. Belki bu tarz soru çıkabilir. Şöyle bir soru sorabilirler arkadaşlar. Büyük İskender'in Asya Seferi sırasında yapmış olduğu savaşlar Türk destanlarından aşağıdakilerden hangisine konu olmuştur diye soru sorabilirler. Bu sorunun cevabı arkadaşlar Şu Destanı'dır. Şimdi burada destanlar meselesi gelmişken ben hemen destanlarımızı teker teker yazayım arkadaşlar. Alpertunga ve Şu Destanları. Bu iki destan İskit Türklerine yani diğer bir adıyla Saka Türklerine aittir ki Alpertunga bilinen ilk Türk destanıdır. İki Oğuz Kağan Destanı biz buna Oğuzname de diyebiliriz. Oğuz Kağan da diyebiliriz, Oğuzname de diyebiliriz. Mete'nin kahramanlıklarını anlatan bir destandır. Hunlara aittir. Arkadaşlar Ergenekon ve Bozkurt Destanı, Bozkurt Efsanesi ve Ergenekon Havzası'ndan çıkış birinci Köktürk ya da birinci Köktürk demeyeyim direkt arkadaşlar. Köktürkler dönemine aittir. Göç, türeyiş ve göç ve türeyiş arasında anlatılan bir hikaye vardır. Kutlu Dağ Efsanesi. Kutlu Dağ Efsanesi bu Uygurlara ait. İleride bunlar tekrar karşımıza çıkacak arkadaşlar. Manas Destanı Kırgızlara ait. Ki Manas Destanı en meşhurlarındandır. Canlı bir destandır. Dünya tarihinin en uzun destan olarak geçer. Arkadaşlar Dede Korkut Destanı. Bu da Müslüman Oğuzlara aittir ki Dede Korkut Destanı bir geçiş dönemi. Destan olarak geçer. Başka destanlarımız yok mu? Elbette var ama sizin meşhur olarak bilmeniz gereken destanlar bunlardır. Destan eşleştirmelerini unutmayın arkadaşlar, tamam mı? İşte Alpertunga Şu'nun İskitlere, Oğuzname'de Metin'in anlatıldığı, on Manas Destanı Kırgızlara ait olduğu gibi bu tarz bilgileri asla unutmamanız gerekiyor. Ne diyor şurada? İskitlerin Orta Asya tarihine ilişkin en önemli yönleri bu bölgeye ait kültür değerlerini batıya taşımalarıdır. Örneğin Güney Rusya'da bulunan arkeolojik malzemelerin Orta Asya'da bulunanlarla benzerlik taşıması Orta Asya'nın diğer coğrafi alanlarla etkileşim halinde olduğunu gösterir ki bu normal bilim
yorum bilgisidir arkadaşlar. Şimdi İskitler deyince aklımıza bunlar gelecek, bunları unutmuyoruz. Şimdi geliyoruz asıl konumuza. Yani Türk tarihi başlıyor bu başlıkla arkadaşlar. Niye İskitleri önce anlattım? Çünkü İskitler normalde Türk tarihi içerisinde anlatılmaz. Akademik kitaplarda ilk çağ uygarlıkları içerisinde anlatılır. İskitler nerede kuruldu? İşte Ön Asya'da kuruldu. Kafkaslar'da kuruldu. Orta Asya, ilk çağ uygarlıkları içerisinde ayrı bir başlık olarak İskitler değerlendirilir, anlatılır ama biz burada konu bütünlüğü olsun diye verdik. Şimdi arkadaşlar, şimdi Türkler çok geniş alanlarda yaşadılar. Türklerin ilk ana yurdu neresi? Orta Asya. Biz Orta Asya'da tarih sahnesine çıktık. Orta Asya dediğimiz yer çok geniş bir coğrafya. Tarih sahnesine çıktığımız alan bu. İşte Orhun Selenga Havzası, Ural Altay Dağları'nın etekleri, Ötüken bölgesi. Ötüken bugün Moğolistan. İşte kuzeyinde Sibirya. İşte arkadaşlar doğusunda Kingan Dağları, güneyinde Hindistan, batısında Hazar Denizi. Bu coğrafyanın ortasındaki bölgemiz Orta Asya'dır. Belki Türkiye'nin 20 katı büyüklüğünde bir coğrafya, tamam mı? Şimdi sadece bu coğrafyada yaşamadı Türkler. Orta Asya'nın dışında, yani Türkistan bölgesinin dışında, Karadeniz'in kuzeyi, Doğu Avrupa, Kafkaslar, İran, Anadolu gibi çok geniş coğrafyada yaşadılar. Buralara kendi kültürlerini götürdüler ve oradaki kültürlerden de etkilendiler. Yani Türk tarihi farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde yaşanmıştır deriz biz. Ki mesela bu çerçevede, o kadar çok geniş coğrafyada yaşadılar ki bu çerçevede, bakın şimdi, birazdan karşımıza o net bilgi çıkacak. Orta Asya, Türkiye olarak anıldı. Anadolu, Türkiye olarak anıldı tarihte. Türkiye olarak anıldı. Karadeniz'in kuzeyi, Türkiye olarak anıldı. Arkadaşlar Mısır, hatta Mısır coğrafyası bile Türkiye olarak anıldı. Bize bu şunu gösteriyor. Türkler farklı zaman dilimlerinde, farklı coğrafyalarda yaşamışlardır. Şimdi şuna bir bakalım. Türk devletleri ve beylikleri bu zaman dilimi içerisinde, Çinliler başta olmak üzere, Tibet, Moğol, Mançur, Japon, Hint, Soğut, İran, Afganistan bölgesi Türkçerleridir. Sasani, Ermeni, Gürcü, Rus, Arap, Roma, Macar, Fin, Got, Sarmat, Kafkas topluluklarıyla münasebette bulunmuş. Kimi zaman bunlarla savaş halinde olmuş, kimi zaman barış halinde olmuş. Burada da şunu gösteriyor. Yani Türk tarihini araştırmak için arkadaşlar, Türkçeyi bilmek yetmiyor. Çince'yi bileceksiniz, Sanskritçe'yi bileceksiniz, Soğut dilini bileceksiniz, Arap dilini bileceksiniz, Rus dilini bileceksiniz, İran dilini, Fars dilini bileceksiniz, Grekçe'yi bileceksiniz, yani Roma'nın dilini bileceksiniz. Türk tarihi çok geniş bir coğrafyada yaşanmış çünkü. İşte dağınık. Dağınık olduğu için Türkler hakkında toplu bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Bunu zaten biz kafamızdan biliyoruz. Yani Türkler o kadar geniş coğrafyalarda yaşadılar ki. O yüzden de birçok milletin kaynağında Türklere ait çok bilgi vardır. Bu nedenle de farklı dilleri bilmek gerekir arkadaşlar. Tamam, Türk tarihini bir bütün olarak incelemek çok zordur. Bunun mantığı budur. Yani bu slide'ın mantığı budur. Neyi anlatmaya çalıştı bu slide? Türk tarihi farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda yaşanmıştır ve birçok millet Türk tarihi hakkında bilgi vermiştir. O yüzden de Türk tarihini araştıracak bir tarihçi birçok dili de bilmek zorundadır. Geçiyorum şuraya. Bakın şimdi ne diyor Bartolt? İşte burada bu Bartolt dediğimiz adam Rus Türkolog ve Orta Asya Türk tarih biliminin kurucusudur bu adam. Orta Asya Türk tarihi deyince akla Rus arkeolog Bartolt gelir arkadaşlar. Diyor ki bu adam, Türk tarihini araştırmak için sadece Türkolog olmak yetmez. Aynı zamanda sinolog, yani Çin dilini bileceksen, İraniyatçı olacaksın, Arabiyatçı olacaksan, Arabiyatçı, İraniyatçı demek ne demek biliyor musunuz? O dili bilmeniz yetmiyor. Onların edebiyatını da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizantolog olmak gerekiyor. Görüldüğü gibi İslam öncesi Türk tarihinde zaman çok geniş, coğrafi mekan pek dağınık, kurulan devlet sayısı çok fazla. Devletlerin ömürleri de kısa, bir de böyle 100 yıl, 50 yıllık ömürleri var. Osmanlı gibi değil ki. Süreksiz siyasi ve hakimiyet telakkisi yüzünden devletler ömürsüz, nihayet kaynaklar yetersiz, az. Yabancı kaynaklar ise oldukça fazla. O yüzden de neye bakacağımızı
çok bilmiyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bilgiyi de unutmamak gerekir. Yani bunlar aslında bak gör anla bilgileridir bunlar. Yani nasıl bakmamız gerekiyor Türk tarihine? Zaten şunları biz ileride göreceğiz. Bunlar bizim konumuz olacak. Bu paragrafı okumanın anlamı yok, tamam mı? Diye beşinci bilgimiz de bu olsun arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şurada şurayı bir okuyacağız arkadaşlar ama burayı okumanın ufuk açma açısından bir önemi var. Ufuk açma açısından, tamam mı? Asıl slaytımız burada başlayacak. Bakın şimdi diyor ki son araştırmalar ışığında kalemimin rengini değiştireyim. Son araştırmalar ışığında Türk tarihinin 4-5 bin yıl geriye götürülmesi, yani günümüzden 5 bin yıl önce, yani milattan önce 3 binlere götürülmesi, Türk adının çok eski kaynaklarda aranmasına yol açmıştır. Nitekim Herodot, doğuda oturan kavimler, böyle tarif etmiş, doğuda oturan kavimler. Herodot, İskitlerle çağdaş o dönemde yaşamış. İskitler hakkında bilgi veren historia, Herodot bilgi vermiş arkadaşlar. Ve bunu doğuda oturan kavimler olarak tarif etmiş. Arasında zikrettiği Targitalar ile İskit ülkesinde yaşayanların belirttiği ne diyor? Tirkalar. Tevrat'ta ismi geçen Yafis'in torunu Tokarma, eski kaynaklarda rastlanan Turuşkalar, Ön Asya çivi yazılı metinlerde rastlanan Turukkular, Çin kaynaklarında M.Ö. 1000'de dikkat çeken Tiklerin Türk adını taşıyan ilk topluluklar olduğu düşünülmüştür diyor. Netlik var mı? Yok. Ama Türkologlar araştırdıklarında bu isimleri görüyorlar kaynaklarda ve bunlar muhtemelen Türktür diyorlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Çünkü kaynaklar yetersiz, bilemiyoruz. Çünkü Türkler 7. yüzyıl, özür 8. yüzyılın başlarına kadar yazıyı kullanmadılar. Yani Orhun yazılarından bahsediyorum. O zamana kadar yazıyı kullanmadı Türkler. O yüzden ihtimaller üzerinden gidiyor bu slide. Devam ediyoruz diğer bilgide. Diyor ki Türk kelimesi ilk defa Asya hükümdarı Maotun'un yani Mete'nin mensup olduğu ailenin isminin Tuku. Ki arkadaşlar Türklerde hükümdar olma Tanrı tarafından verilir. Biz ona kut deriz. Kut bir aileye verilir. Mesela Hunlardaki bu ailenin adı Tuku'dur. Köktürklerde Aşina'dır, Uygurlarda Yağlakar'dır. İleride görürsünüz bunu. Diyor ki kuta sahip olan Tuku kabilesi diyor menşei Tuku Türk olarak tarif edilmiştir diyor. Yine yorum dikkat edin. Daha net Türk göremiyoruz buralarda. Sadece yorum yapıyoruz. Karşımıza çıksa da aynı soydan gelen, aynı dili konuşan toplulukların genel adı ve devlet ismi olarak ilk defa Köktürkler tarafından kullanmıştım. Zaten bu da Orhun kitabelerinde. Orhun kitabelerinden önce bu cümleyi şunu göremiyoruz şunu. Türk ismini göremiyoruz. Hep yuvarlak cümleler var, yorumlar var. Mesela diyoruz da Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar hangisi? Çin kaynakları. Emin misin? Evet. Peki Türk adının geçtiği ilk kaynak hangisi? Çin kaynakları emin misin? Hayır. Çünkü Çin kaynaklarından Türk adı geçmiyor. Yani şu at geçmiyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Farklı Hisingno olarak, Hunlar olarak geçiyor. Farklı şeyler, tik geçiyor mesela. Onu tarihçiler yorumluyor. Bu Türk adıdır diyor ama bunlar tam Türk adı değil. İşte ne diyor burada? Genel anlamda bir devlet ismi olarak ilk defa Köktürkler tarafından kullanılmıştır. Direkt bu kullanıcı Türk yani Türk kelimesi. Ondan önce Türk kelimesi kullanılmamış hiçbir yerde. Tamam mıdır? Ve ne diyor? Miğfer terk edilmiş olgunluk çağı deniz kıyısında oturan adam. Mesela işte Herodot böyle tarif etmiş arkadaşlar. Doğuda oturan kavimler, deniz kıyısında oturan adam gibi böyle tanımları var Herodot'un. Cezbetmek, türemiş, töreli, sert, kamil, kamil insan gibi manalarda kullanılmış. O zaman Türk adı birçok anlama gelmiş. Birçok anlama. Birazdan daha spesifik göreceğiz bunu. Ama en genel anlamda kullanılan adı günümüzde dahi kullanılan adı Uygur metinlerinde geçen güç ve kuvvettir arkadaşlar. Uygur metinlerinde güç ve kuvvet olarak geçer. Günümüzde de Türk adı böyle yorumlanır. Birçok anlama gelmiş olmasına rağmen genel anlamda adı güç ve kuvvetli olarak kullanılmıştır. Tamam. Devam ediyoruz. Şurada işte Türk ilk defa Çin yıllığında Türk'ü yine saçmalıyor. Burada bir ihtimalden bahsediyor. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Bakın şimdi. Türk adının anlamı nedir? Çin kaynaklarına göre Miğfer. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı. Avusturyalı Türkolog, araştırmacı. Van Beri'ye göre türemek. Türemek, türemiş.
yaratılmış. Bu demek zaten. Türemek, türetilmiş, yaratılmış. Ziya Gökalp'e göre kanun, nizam sahibi, Uygur metinlerinde güç, kuvvet, bunların dışında deniz kıyısında oturan adam, cezbetmek, terk etmek, şunu tam yazamamışım, terk etmek gibi anlamlarında kullanılmış. Buna dikkat edin arkadaşlar, tamam mı? Böyle bir soru çıkabilir bize. Yani aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlam olarak tarihte kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır gibi sorular gelebilir. O kadar geniş ki. Miğfer, terk edilmiş, olgunluk çağı, deniz kıyısında oturan adam, cezbetmek, türemiş, töreli, güzel adam. Güzel adam bile kullanılmış yani. Sert, kamil gibi manalarda kullanılmış ve bunun yanında arkadaşlar işte burada işte ne diyor? Çin kaynaklarında Miğfer, Kaşgarlı Mahmut'a, olgunluk çağı, Van Bire'ye göre türemek. Burada belki Kaşgarlı Mahmut'a göre hangi anlama geldiğini. Çünkü geçmişte Miğfer'i sordular, tamam mı, KPSS'de. Kaşgarlı Mahmut'a göre hangi anlama geldiğini, Avustralı Türkolog Van Bire'ye göre hangi anlama geldiğini gibi sorabilirler. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani işte Van Bire'ye göre Türk adı aşağıdakilerden hangisidir diye direkt bir bilgi sorusu sorabilirler. Çünkü bu nettir. Net bir ifadedir bu. Net ifade varsa bir yerde, orada bize direkt soru sorabilme hakları her zaman var demektir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Şimdi bakalım. Hocam Türk adı soru olarak nasıl gelebilir? Söyledim demin. Yani bu şekilde gelebilir. Dikkat edin. Türk adı bu şekilde sorulabilir. Şimdi birinci bilgimiz bu oldu bu slaytta. Diğer bir bilgimiz de şu arkadaşlar. Türkler hakkında bilgi veren, şuraya geçiyorum tamam mı? Şurayı sonra buraya geçeceğim. Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin yıllıklarıdır. Bu da önemli bir bilgi. Bak ilk kaynaklar Çin yıllıklarıdır. Bunun dışında Arap, Bizans, İran, hatta Rus kaynakları da Türkler hakkında bilgi verir. O halde İslam öncesi Türk tarihini araştıracak bir tarihçi, Çin, Arap, Bizans Rumca, Grekçe, İran yani Fars, artı Rus kaynaklarına bakmak zorunda ve bunların dillerini bilmek zorundadır. Ama bu noktada ilk kaynak Çin yıllıklardır. Bazen şöyle sorabilir, hangisini incelemek çok da gerekli olmaz. Mesela Mısır kaynaklarını incelemek çok da gerekli değildir İslam öncesini araştırmak için. Çünkü Mısır coğrafyasının yaşandığı, Mısır tarihinin yaşandığı coğrafya ile Türk tarihinin yaşandığı coğrafya birbirinden çok farklıdır. Birbirinin çok 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 uzağında yerlerdir arkadaşlar. O zaman Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar bu. Peki Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynaklar nedir? Şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Mesela arkadaşlar Yenisey yazıtları vardır. Yenisey. Mesela işte Çoyren yazıtları vardır. Mesela Bugut yazıtları vardır. Bunların hepsi Orhun kitabelerinin daha öncedir. Tarihlendirmede daha öncedir. Ama mesela Bugut Türkçe değildir. Yani böyle Brahmi, Sanskritçedir, tamam mı? Ama mesela Yenisey Türkçedir. Daha eskidir. Ancak bunların hiçbirisi Türk tarihi hakkında bilgi vermez. Türk, yani onlar mezar taşlarıdır. 3-5 satırlık yazılardır bunlar. Yani okusam ne olur, okumasam ne olur? Yani bir anlamı yok. Ama Orhun kitabeleri öyle değildir. Orhun kitabeleri Türkler hakkında bilgi veren, bak Türkler hakkında genel bir ifade kullandım. Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynağımızdır. Orhun kitabeleri. Ne zaman dikildi bu? 725'ten itibaren dikildi. Yani 8. yüzyılın başlarında dikildi. İleride göreceğiz. Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adına dikildi bunlar. O zaman Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin yıllıklarıdır. Ancak Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynaklar Orhun kitabeleridir. Ve bu kitabeler Türk devlet anlayışı, Türk töresi, Türk cihan hakimiyeti düşüncesi ve kök Türklerin siyasi tarihi hakkında uzun uzun anlatılarda bulunur. O yüzden Orhun kitabeleri Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynak olarak değerlendirilir. Bunu da unutmuyorsunuz. Hatta ilk defa Türk adı, bakın ilk defa Türk adı, orijinal adıyla Türk, İlk defa Orhun kitabelerinde geçmiştir. Hatta ilk defa Türk adını boş verin. İlk defa Türk ve ilk defa Oğuz adı Orhun kitabelerindedir. Öncesinde bu yalın anlamda Türk adı ya da Oğuz adını biz göremiyoruz bir yerde arkadaşlar. İlk defa burada görüyoruz. Ve bu eserden
bu eserden ilk defa bahseden Moğol tarihçi Atamelik Cüveyni'dir. Tarihi Cihan Güşa, Cihan Fatih'in tarihi, Tarihi Cihan Güşa adlı eserinde veriyor ama Cüveyni bu Orhun kitabelerini anlatırken bu bir Türk yazıtıdır diye vermiyor onu. Böyle bir yazıttan bahsediyor. Orhun bölgesindeki, Moğolistan bölgesindeki yazıttan bahsediyor. Bu yazıtlar arkadaşlar Danimarkalı dil bilimci, bu da dil bilimci bir adam, Mr. Schmidt tarafından bulunuyor ve bu Avrupa bilim camiasına tanıtılıyor ama henüz okunmuyor, okunamıyor. Bu eserler 1893 yılında Danimarkalı dil bilimci William Thompson tarafından okunuyor, çözülüyor ve William Thompson bu eserlerin Türklere ait olduğunu söylüyor. Yani 19. yüzyılın sonlarına kadar bu eserlerin Türklere ait olduğu da bilinmiyor. Burada umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar, tamam mı? O zaman bu eserleri okuyan kişi William Thompson'dır ama William Thompson sadece bu eserleri okuyan kişi değil, aynı zamanda bu yazıtların Türklere ait olduğunu dünyaya, dünya bilim camiasına duyuran insandır arkadaşlar. Ve böylelikle diyoruz ki iyi ki de bulduk ki bu tarihten sonra zaten, 1893'ten sonra zaten hemen aklınıza burada İttihat, Terakki, Genç Osmanlılar, Jön Türkler gelsin. Türk tarihine olan ilgi artıyor bundan sonra. İşte Yusuf Akçurası, Zeki Velid Togan'ı böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. İlgi böyle doğuyor. Ziya Yüklerbi, Türkçülük böyle yani. Türkçülüğün gelişiminde bunlar çok etkili. Çünkü İslamiyet'ten önceki Türk tarihi bilinmiyor. İlgi de yok. Böyle böyle yavaş yavaş o ilgi artmaya başlıyor. Tamam mı arkadaşlar? O zaman burası çok önemliydi. Buradaki yorumlarım çok önemliydi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi geliyorum Orta Asya kültür merkezlerine. Bakın şimdi. Evet, bu Mahantigin, Bumin Kanunoğlu Sema, Mahantigin adına dikilmiş bir iki satırlık bir mezar taşıdır Bugut yazıtı. Arkadaşlar, Orta Asya kültür merkezleri. Şimdi, burada 6 tane kültür merkezi var. Kelteminarı da katarsak alttan, katmasak da olur. Arkadaşlar, neresiydi Orta Asya? Doğuda Sibirya, güneyde arkadaşlar işte Hindistan, tamam mı? Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi arasında kalan bölgeyi biz Sibirya, Orta Asya diyoruz. Nereler var Orta Asya'da? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu size mavi kalemle çizeyim. Orta Asya kültür merkezleri. Bir, Andronova kültürü. Bir derken buradan başladığım için sırasına göre vermiyorum yani. Bir, Andronova kültürü. İki, Anav kültürü. Üç, Afanasyova kültürü. Dört, Karasuk kültürü. 5 Tagar kültürü, 6 Ötüken kültürü, 7 Baykal Gölü kültürü, 8 Balkaş Gölü kültürü, 9 Aral Gölü çevresi kültürü, 10 Ural Altay Dağları etekleri, 11 Orhun Selenga arası. Sayarım gider. O yüzden kültür merkezleri deyince aklımıza sadece bunlar gelmeyecek. Mesela aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden değildir diye soru sorulduğunda var olanlar, şurada gördüklerinizin hepsi olur, şurada gördüklerimiz. Burada ne görüyorsanız hepsi Orta Asya kültür merkezleridir. Ama tanımlananlar Anav, Afanasyova, Andorona, Karasuk, Tagar. Ancak Ötüken, ya Ötüken'de Türkler yaşadı. Balkaş Gölü çevresinde yaşadı, Baykal Gölü çevresinde yaşadı. Orhun Selenga Havzası'nda yaşadı. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yaşadı. Buralar da Türklerin ya da Orta Asya'nın kültür merkezleri değildir denildiğinde Orta Asya'nın dışında bir coğrafya kullanmak zorunda. Yani ne diyecek mesela? Attım kafadan. Diyecek ki arkadaşlar buna işte İdil bölgesi diyecek. Ya da işte Budapeşte Macaristan bölgesi diyecek. Ya da Anadolu'da Alacahöyük diyecek. Attım kafadan yani. Ya da işte Truva diyecek. Tamam mı? Buralar Orta Asya kültür merkezleri değil. Buralar Orta Asya coğrafyasının dışındaki yerlerdir. O zaman buraya nasıl bakmanız gerektiği konusunda uyanık olmak zorundasınız. Tamam mı arkadaşlar? O zaman bu bilgi önemliydi. Buraya nasıl bakmamız gerektiğini öğrendik. İkincisi ise şudur. Bunların hepsi, bakın bunların hepsi Türk kültür merkezleridir. Hepsi. Bunların hepsi Türk kültür merkezleridir. Ama Türklerin ataları olan, ön Türk olarak kabul edilen ırktan bahsediyorum. Brachycephal. Brachycephal. Ön Türk ırk, Andronova tipi dediğimiz siyahlı yazdığımdır.
Tekrar ediyorum, hepsi Orta Asya Türk Kültür Merkezi'dir. Ama ön Türk olarak kabul edilen, Türklerin atıları olarak kabul edilen Afanasyevo ve Andronov'dur. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bunun zaten açılımını burada göreceğiz sizinle. Bakın. Proto Türk. Güzel. Bak rahime ne güzel. Proto Türk. Ön Türk yani. Tamam mı arkadaşlar? Ortası kültür merkezlerine bakalım. Ne diyor? Bir Anav kültürü. Arkadaşlar iki Afanasyevo, Yevo, üç Andronova, dört Karasuk, beş Tagar. Kelteminar'da var işte ama boş verin onu şimdi. İsim olarak bilin. Beş tanesini saydım. Şunlara ne diyorum? Şunlara diyorum ki bunlar Türk ırkı. Ön Türkler, Proto Türkler yani. Bir iki sefer, savaşçı, beyaz ırk. Kim bunlar? Afanasyevo ve Andronova. Tamam mıyız arkadaşlar? Buranın tanımı bu. Zaten Türk ırkı, Andronova ırkı, Türk Turan ırkı. Bir iki sefer savaşçı. Böyle tarif edilir. O zaman mesele şu. İşte Uygur, öncesi Köktürk, öncesi Hun, öncesi bak Hun, öncesi Afanasyevo ve Andronova. Ondan sonra Hun, Köktürk, Uygur geliyor zaten. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunun mantığı böyledir. Hiç İskit falan katılmıyor buralarda. Şimdi bunların içerisine teker teker girelim. Mesela Anav kültürü deyince aklımıza ne gelecek? Anav kültürü ortasındaki ilk kültür merkezidir. Bakın ilk kültür merkezi budur. Hemen şuraya şöyle ilk diyorum. Ortasındaki ilk kültür merkezidir. Orta Asya'daki son kültür merkezi ise Tagar'dır. Son kültür merkezi diğer bir ifadeyle en gelişmiş olanıdır. O zaman ilk ortaya çıkan kültür merkezi Anav bölgesidir. Son kültür merkezi de Tagar bölgesidir. Tagar en gelişmiş olandır. Anav ilk ortaya çıkandır. Buraya kadar tamam. Şimdi ikinci bilgi de şudur. Anav'la ilgili. Arkadaşlar ilk defa at kültürü burada görülüyor. Türklere ait bir kültür bu, at kültürü. Atı ilk defa savaş aracı olarak kullanan, atı evcilleştiren ilk topluluk Türkler olarak kabul edilir. Atın ilk defa kullanılması bu kültürde görülüyor. İşte bu soru size sorulabilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu soru sorulabilir. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa bu kültürde görülmüştür. Direkt soru cümlesidir. Çünkü ilk cümlesini kullandı. İlkler her zaman soru cümlesidir arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz tamam mı? Dikkat çeken bir bilgidir. O zaman ben Anav kültürünü iyi bilmek zorundayım. Hem ilk ortaya çıkan kültür olması açısından hem de ilk defa önemli bir Türk için önemli bir unsur olan Türk kültürü için önemli bir unsur olan atın ilk defa bu kültürde görüldüğünü bilmem gerekiyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki şöyle bir bakalım. Başka böyle spesifik olarak neyi bilmemiz gerekiyor? Karasu'ya bakalım. Bu kültürün en önemli özelliği dünyanın pek çok bölgesine göre demiri daha erken işlemeye başlamasıdır. Çok önemli mi? Değil. Yani o zaman şöyle diyebiliriz yani birçok bölgeye göre demir devri ortasında daha erken yaşanmıştır gibi bir yorum yapabiliriz. Orta Asya kültür merkezleri içerisinde demiri ilk defa kullanan da Karasu kültürü olmuştur. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Ama bir cümle daha var. İskit kültürünü oluşturan atlı göçebe kültürünün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamıştır diyor. Yani çok da bir önemi yok bilgi açısından. Ama kültür merkezi olarak bilelim. İsmini kültür merkezi olarak bilelim arkadaşlar. Tagar için ne diyor? Kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezidir. Şu yani şunların Türk kültürlerinin bir sentezidir ve gelişmişidir. Bu kültür içinde, bu kültürler içerisinde en gelişmiş olandır. O zaman bu da soru olarak sorulabilir bize. Sorulabilecek bir sorudur bu da. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki Afanasyevo ve Andronova'da çok spesifik bir bilgi veriyor mu? Türklerin en eski kültür bölgesidir diyor. Andronova en geniş yayılma alanına sahip kültürdür. Ki zaten şöyle bir baktığınızda arkadaşlar Andronova burası. Diğerlerine göre daha geniş bir alan bunu söylüyor. Daha geniş bir alanı yayılmıştır. Ne diyor devamlı? Tunçtan ve altından yapılmış eşyalar ilk defa bu kültürde görülmüş. İşte bu da soru cümlesidir. Bu da soru cümlesidir. Yani at ilk defa Anav kültüründe görülüyor. Tunçtan ve altından yapılmış ilk eşyalar da Andronova kültüründe görülüyor. O halde arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın şimdi. Çıkardım. Tamam mı? Tekrar paylaşıyorum burayı. Tekrar paylaşıyorum. Ekrana tekrar geldi. Şöyle bir bakıyorum.
neyi bilmemiz gerekir? Orta Asya kültür merkezleri içerisinde ilk kültür merkezi Anav'dır. En gelişmiş kültür merkezi Tagar'dır. Birinci soru cümlesi bu. İki, Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa Anav kültüründe görülmüştür. Üç, demiri Orta Asya kültür merkezleri içerisinde ilk işleyen Karasu kültürüdür. Tunç ve altından eşyalar ilk defa Andruna kültüründe görülmüştür. Bak ilk dedik ya, o yüzden önemlidir bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Afanasyevo ve Andronova ise Türklerin ataları, ön Türkler, proto Türkler olarak bilinir. Savaşçı, brekisefal, beyaz ırktır. Andronova insanı Türk ırkı demektir zaten. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kültür merkezleri deyince aklımıza bunlar gelecek. Önemli bilgilerdi bunlar, dikkat edin. Tamam mı? Sorulabilecek sorudur burası. Sorulur buradan sonra. Geçiyorum hemen diğerine. Diğer slayta. Arkadaşlar geldik Orta Asya'dan göçler. Türkler, Türklerin ana yurdu Orta Asya. Şimdi Orta Asya, şöyle diyebilirim. Bakın şimdi, şuraya yazabilirim. Orta Asya, karasal iklime sahip bir coğrafya. Yani sert ve mücadele gerektiren bir coğrafya. Hayatta kalmak çok zor. Bu nedenden dolayı ki arkadaşlar orada Gobi, Taklakaman çölleri var. Yani dünyanın en büyük çölleri olarak kabul ediliyor bunlar. Bunların önceden göl olduğu söyleniyor. Zamanla çölleştiği falan söyleniyor. Şeyi okudunuz mu? Neydi o ya? Adını Kırgız, meşhur Kırgız yazarımız var ya, şairimiz var ya çocuklar. Neydi onun adı? Gün olur Asya Betel filan. Neydi onun adı? Söyleyin bir ismini. Cengiz Aytmatov. Evet tamam. Cengiz Aytmatov'un romanlarını okuyun. Orta Asya kültürü ve Orta Asya iklim yapısı hakkında çok şeyler öğrenirsiniz orada. Tamam, teşekkür ettim arkadaşlar. Çok şeyler öğrenirsiniz orada. Yani o kadar mücadeleci, o kadar sert ki orası. Doğal olarak burada yaşayan insanlar da atlı göçebe kültürü var. Atlı göçebe kültürü. Biz buna konar göçer diyoruz ve bunun, yani bu hayatın etkisiyle de hayvancılık var. Sürekli yer değiştirmek zorundalar. O zaman Orta Asya topluluklarının temel geçim kaynağı hayvancılık. Bozkır kültürü var, atlı göçebe kültürü var, konar göçer bir kültür var. Otal, yani Türk evini sırtında taşıyor. Otal, çadır. Küregü dediğimiz çadırlar kullanıyorlar. Yurt dediğimiz çadırlar, yurt. Türklerde çadır. Bunu kullanıyorlar. Yani ne oluyor biliyor musunuz? İklim değişikliği oluyor Orta Asya'da. Yani iklim daha da sertleşiyor ve kuraklık ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda otlak ve meralar azalıyor. Şimdi biz de neyle geçiniyoruz? Hayvancılıkla yoğun olarak. Ve yut adını verdiğimiz hayvan hastalıkları çıkıyor. Ve doğal olarak arkadaşlar şöyle bakın. 20 tane otlak mera varken bu 20 otlak mera ona düşüyor. 10 tane mera oluyor. Bu sefer boylar arası mücadele başlıyor. Mümbit, verimli otlaklara sahip olmak amacıyla boylar arası mücadele başlıyor. Güçlü olan boy, zayıf olan boyu yerinden oynatıyor. Bunu fırsat bilen Çin ve Moğol kavimleri ki CMP'ler, Tunguzlar, Yüeçiler Türklere baskı yapıyor. Türkler de başkasının esaret altına girmektense yurdumu terk ederim diyor. Bağımsız yaşama arzusu ki bu bağımsız yaşama arzusu Türk'ün hem DNA'sında var hem de arkadaşlar coğrafi koşullarından kaynaklı. Zaten Türk'ün DNA'sında bağımsız yaşam arzusu olmamış olsaydı bugün bilim adamları bizden çıkardı muhtemelen. Dikkat edin, hiç bilim adamı çıkmıyor bizden maşallah. Niye? Çünkü DNA'mızda bilim yok bizim. DNA'mızda savaşçılık var. Asmak dizilerimize bakın. Dizilerimizden bile belli yani. En çok izlenen dizi tarzı
Kurtlar Vadisi, Pusu'dur, Çukur'dur. Değil mi? Hiç izlemedim hiçbirisini. Yani belki yarım bölüm falan izlemişimdir. Böyledir yani. Bizim ruhumuzda var o. Yani izlemedim derken izlemeyi sevmediğim için değil, vaktim olmadığı için izlemedim. Bende de aynı DNA vardır yani. Şimdi bağımsız yaşam arzusu var ve Tanrı'nın vermiş olduğu bir şey var Türklerde. Kut. Kut. Ne diyor Tanrı? Tanrı dünya yarattı. Sonra yani göğü yarattı. Yeri yarattı. İkisi arasında insanı yarattı. Sonra insan yönetsin diye onun başına İlkan ile yani Buminkan ile İslim Yavgu'yu getirdi oturttu. Al sana kut. İşte bunun adı cihan hakimiyeti yani. Türklerde cihan hakimiyeti düşüncesi var yani. Bağımsız yaşadığım her yer yurttur benim için diyor Türk. Doğal olarak da kalkıyor gidiyor buradan. Ortasından kalkıyorlar gidiyorlar arkadaşlar. Nerelere gidiyorlar? Ya bakın işte oklarda görüyorsunuz Sibirya'ya gidenler var. Çin'e gelenler var mesela işte Tabgaçlar Çin'de yaşadı arkadaşlar. Hindistan'a gelenler var. Mançurya'ya gidenler var. Hatta yolunu kaybedip Bering Boğazı'ndan Alaska arkadaşlar tamam mı? Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçenler de var. Nasıl bir dünya değil mi? Hatta işte o Amerika kıtasındaki Meksika bölgesindeki İnka, Aztek kültürleri bu Meksika bölgesinde bulundu ya coğrafi keşiflerle. İspanyollar rezil etti, mahvetti bu kültürleri. Bu kültürlerin ortası Türk kültürüne benzediği söyleniyor. Niye? Buradan gitmişler çünkü. Bu tarihte bozulmuş buralar. Yürüyüp gitmişler arkadaşlar. Bir kısmı işte Anadolu'ya geliyor. Ha, hocam nasıl Anadolu? Çünkü bu göçler milattan önce 16. yüzyıldan 1500'lü yıllardan milattan sonra 13. yüzyıla kadar devam ediyor. 13. yüzyıl Köse Dağı. O zamana kadar devam ediyor. Yani Türkiye Selçuklu. Osmanoğulları kurulacak işte. Değil mi? Anadolu'daki ikinci Türk beylikleri böyle ortaya çıkacak. Yani 3000 yıl devam ediyor gençler bu göçler. O yüzden işte Avrupa'ya gelenler oluyor. O yüzden bakın Mısır'a gelenler oluyor. Mısır, Anadolu, Karadeniz'in kuzeyi, Orta Asya buralar tarihte hep Türkiye adıyla anılmış. Mesela Mısır'a Etberretü Türkiye, Ber, toprak demektir. Etberretü Türkiye, Türkiye toprağı ismi verilmiş. Anadolu'ya Türkiye ismi verilmiş. Ortası Büyük Türkiye olmuş, diğerleri genellikle Küçük Türkiye olmuş. Anlaştık mı arkadaşlar? Mantık bu. Şimdi bunun sonucunda ne oldu? Yani bu göçler sonucunda ne oldu? İşte birçok yerde yeni devletler kuruldu. Hemen söyleyeyim bana ne kuruldu? Arkadaşlar ta Orta Avrupa'da Avrupa Hun kuruldu. Asya şey kuruldu. Avarlar kuruldu. Balkanlar'da Bulgarlar kuruldu. İşte Uzlar, Peçenekler, Kumanlar. Değil mi? Kıpçaklar yani. Bunlar kuruldu. Karadeniz'in kuzeyinde, Kafkaslar'da Hazarlar kuruldu. Ondan sonra Sibirya'da Sibirler kuruldu. Anadolu'da Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Mısır'da Memlük Devleti kuruldu. İşte bunlar hep böyle. Ama bunlar içerisinde, göç edenler içerisinde Avrupa'ya gidenler, Çin'e yerleşenler genellikle asimile oldu. Yani birçok yerde Türk kültürü, Türk yeni devletler kuruldu. Türk kültürü geniş alanlara yayıldı. Çok normaldir bu. Avrupa'ya gidenlerin büyük bir kısmı milli kimliğini kaybetti, Hristiyanlaştı. Kim bunlar? Bulgarlar, baş harflerini yazayım, Macarlar, Uzlar, Peçenekler ve Kumanlar, yani Kıpçaklar. Bunlar Hristiyanlaştı, milli kimliğini kaybetti, artı Avarlar. Değil mi? Türkler gittikleri bölgede yani farklı uluslara örnek oldular. Yani Türk sanatı, Türk devlet yönetim anlayışı farklı uluslar tarafından kabul edildi ve Türk tarihini bir bütün olarak incelemek de zorlaştı. Çünkü birçok ulusun kaynağında Türkler hakkında bilgi veren bilgiler yer aldı ve Türk tarihçisi de ya da Türkologlar da bunu araştırmak zorunda kaldılar. Hocam mesele kut gelince hocam kazanın kutsal olduğu anlamına gelir mi? Kazanın ne ya? Hüseyin anlamadım. Ha Kaan'ın. Hayır. Türklerde Kaan kutsal değildir. Kaan kutsal olsa din adamı olur. Mesela hocam uçakla 16 saatte gittik diye Sercan. Ya gitmiş adamlar artık kaç yıl sürmüş bilmiyorum. Arkadaşlar Türklerde kut anlayışı kutsaldır. Kut anlayışı kutsal. Yani egemenliğin tanrısal olmasıdır kut.
egemenlik hakkı kutsaldır. Egemenliği Selami aldı, Selami kutsal değildir. Anlaştık mı? Çünkü Selami bir hata yapabilir, kuta aykırı davranabilir, kurultay Selami görevden alır. Böyle bir yetkisi vardır kurultayın. Şey gibi yoktur. Yani Türklerde Tanrı Kral ya da Rahip Kral yoktur. Tanrı Kral, Rahip Kral ilk uygarlıklarında. Adam kutsal burada. Türklerde böyle bir özellik yok. Türklerde yetki kutsal. Ve bu yetki kan yoluyla hanedan sülalesine geçiyor. Tamam mıdır? Evet. Arkadaşlar, coğrafi koşulların Türk yaşantısına etkisi. Basit bir cümle biliyorsunuz. Demin anlattım. Hayvancılık, atlı göçebe bozkır, konar göçerli yaşam şartları var. Savaşçı bu yüzden. Yani ayakta kalmak için 3 yaşına gelen bir çocuk ok atmayı, yay germeyi öğrenecek. Koyunların sırtında fare avlayacak yani. Ve dayanışma olmasa kolay yıkılırsınız. Bu nedenle o sert mücadeleci bozkır kültürü dayanışmayı bir araya, dayanışmayı da ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle boylar bir araya gelip çok çabuk devlet kurmuştur Türklerde. Boylar parçalanıp, boylar ayrılıp Türk devletleri parçalanmıştır. Yani bu yaşam tarzı, boylar halinde örgütlenme, Türk devletinin kuruluşunu kolaylaştırdığı gibi Türk devletinin yıkılışını da kolaylaştırmıştır arkadaşlar. Savaşçı yaşam mücadelesinden dolayı ordu milleti anlayışı vardır. Her Türk asker doğar cümlesi buradan gelir. Ve Türkler de toprağa dayalı bir mülkiyet görülmediği için, yani Türklerde otlak ve mera vardır ve bunlar da kamu malıdır gençler. O toprağa dayalı bir mülkiyet görülmediği için sosyal sınıflar yoktur, feodal yapı yoktur. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki.